Bölüm 18. Hoş geldiniz ülkeden ülkeye nesil. Bunlar maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Berao Devleti ile oynuyoruz şu anda. Hükümdarımız 61 yaşında. Dostluğumuzu korumak için savaşa katıldık. Kutai Devleti'ni ve Brunei çok kuvvetli bir orduya sahipti ama bütün orduyu taktiksel bir saldırıyla yok etmeyi başardık. Böyle adada savaşmanın en büyük faydası da bu oluyor zaten. Kaçabilecek bir yeri de kalmıyor. Dostları da yardım edemiyor. Zaten dostların ordusu da çok kuvvetli değil ama sayısal üstünü ele geçirme ihtimalleri vardı. Onu engellemiş olduk. Burada çok güçlü bir ittifak kurarak rakibimizi mağlup ettik. Tam tersini ben yapmayı planlıyordum ama o erken davrandı. Savaşı açtı. Tam burayla dost olacağım anda buraya savaş açtı. Halbuki biraz beklese ben burayla dost olup bir de favor katsam Brunei'den topraklarımı çok hızlı bir şekilde, rahat bir şekilde alabilecektim. Ya da biraz da zorlayabilirdi gerçi bu ordusundan dolayı ama şu anda halletmiş durumdayız. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Elimizden geldiğince hedefimiz bu savaştan güzel bir galibiyetle ayrılmak olacak. Bende donanma yok. Donanması olan arkadaşlar lütfen şu vatandaşlarla ilgilenirse seviniriz. Sizi geriye çekelim. Ordu masraflarımızı da kısalım. Buraya gelen giden olmaz herhalde. Bu anlıkta danışmanımız var, disiplin. Bir bina daha yapma hakkın var hocam diyor. Peki yavrum. Sen bize şundan ver. Buraya ben development basmaya devam edeceğim zaten. Merak etmeyin. Aa, burada tabii şey oldu değil mi? Değiştiremiyoruz şu anda. Tam biraz beklesin. 3-5 puan da olsa idare ettirir bizi. Gayet de güzel olur. Şu an 23 development oldu burası. Bakalım şimdi bölgeye asker inecek olursa ona göre hareket ederiz. Ben bunu şey zannettim. Ulan dedim hareket etmeye mi başladılar? Neyse. Bana gelene kadar bunlar iyilenir herhalde. Yani bu adayı koruruz diye düşünüyorum. Buradan da çok ciddi bir skor kazanımımız olacak. Öbür taraflarda biraz yenilgi olur muhtemelen. Onun dışında çok da kafamız ağrımaz diye düşünüyorum ama bakalım. Bunlar benden ayrılsınlar. Kafalarına göre geçsinler. 3 tane topçu. Yani istediğin yere git kardeşim. Biz burayı idare ediyoruz zaten şimdilik. Başka. 30 skor. Brunei tamamen işgal altına girdi. Benim de müdahale etmemle birlikte. Bu zaten beklenen bir durumdu. Şurada canım kardeşim sen bize şunu ver. Zahmet olmazsa birkaç kere development şöyle basalım. 53'e gelmişiz. Güzel. Güzel. Gayet güzel. Bedavaya teknoloji geliştirme derdimiz var. Başka. Bir dukada giderim varmış. Hayırlı işler. Skorum 32. Buradaki devletlerin aldığı yenilgiler maalesef bizi skor olarak geriye düşürüyor. Bak blockade'ler var bir sürü. Oradan da puanlar gidiyor. Blockade'lerin etkisi fena değil tabii. Bu bölgede. Çok her yerde tabii deniz olduğu için aşırı derecede puan kasıyor. Toprakların çoğu da zaten denize komşu. Kıyı toprak işte. O yüzden o da skora etki ediyor ama bir işte atıyorum mink olsanız o kadar rahatsız etmez. Bu arada burası ne kadar güzel görünüyor değil mi? İkiye bölünmüş. Ama bu vassal durumunda zaten. İllak ederse iş bitiyor. 69 isyankarlığı var. Güzel. Bahmanis'i görüyorsunuz bu arada. Evet, yönettiğimiz ülkelerden biri. Adam acayip büyümüş yalnız. Komple yutmuş her yeri. Viyana Garı açması için biz yardımcı olmuştuk. O da devamını getirmiş. Bengal'le müttefikliği de duruyor taktiksel. Delhi'yle müttefiklik yok. Ama Bahmanis onu koruyor diyor. Güzel. Buralar çok hoş görünüyor. Savoy toprak alamamış. Savoy'un bir tane toprak ihtiyacı vardı. Acaba onu aradan çıkartabilecek mi? Devlet koyabilmek için. Aragon Kastilya'dan toprak kazanmış. Avusturya Fransa'dan toprak kazanmış. Güzel. Avusturya durdurulmaz bir güç oldu ya. Bir tek imparatorluk reformları yapıp Roma İmparatorluğu kurmaya ilerlemiyor. Belki onu yapsa acayip oynamış olacak ya. Yeze. Ha bu arada buradaki hükümdarımızı da kaybettik. 5-6-3'lük efsane bir hükümdar tahta çıkıyor. Keşke buradan sonra da biz yönetebilseydik ama maalesef artık ülkeyi değiştirmek durumundayız. Efendim yine ilk 50 üzerinden kurağımızı çekeceğiz. Ülkeyi 43. sırada aldık. 43. sırada bıraktık. Hiçbir ilerleme sağlayamadık. Sağlık olsun. Bakalım. Sıradaki ülke. Şarkı da ver. Şarkının sesi biraz az geliyor herhalde. Videolarda bakıyorum da.
Evet, heyecan dorukta. Ülkeden ülkeye nesil bunlar macerasıyla sıradaki ülke geliyor. 10 numara. Haydi. Bak bu güzel oldu yalnız. Biraz heyecan verici bir detay. 10. sıra iyi sıradır. Güzel sıradır. Efendim. Buradan bakıyoruz, direkt karşımıza çıkacak zaten şimdi. Alçak ülke herhalde. 10. sırada kim var? Moskova. Güzel. Tak. Mos. Alın size Rusya kurma macerası. Hedef. Muhtemelen o olur. Bu arada isyankar bir vassalı varmış. Kim bu? Novgorod. 30 duka gelir mi? Biz geldik ya şimdi, ülke batar. Oo, bunların hali ne böyle? Güzel, güzel, güzel. Avusturya bize düşman mı? Bizden nefret ediyor. Osmanlı ile müttefik değiliz. Fransa ile müttefikiz. Tam bir rezalet. Tam bir rezalet. Güzel. Aferin. Enteresan bir ülkeyiz. Novgorod'u ilhak etmiyor. Burayla bir savaş yapılabilir. Nogay ve Gazi Kumuk savaşa gelecek. Gelsinler, problem olmaz da. Bu bayağı bir sıkıntı yaşamış yalnız. Borç falan. Ha, o Kutsal Roma Savaşı'nda oldu olanlar. Değil mi? Aşırı derecede insan para gücü kaybetti. İnsan gücü de kaybetmiş. İşgaliydi muhtemelen. Antrenmanları bırakın şimdi. Antrenman yok. Devam. Bir ülke kendine gelsin bakalım. Son durumunu bize bir göstersin. Ona göre hareket ederiz. Buradan bir tane görev isteyelim. Base tax olur. 3 yap demiş. Bu arada teknolojimiz nasıl? Askeriyede gayet iyi durumdayız. Diğer teknolojiler sadece geride görünüyor. İlgilenebiliriz. Sıkıntı yok. Bu metropoliten yapmamış mı hiçbir yere? Ya da yapmış da son hali bu mu? Nereye harcadım bu puanları? Bunun 4 development eksiği var. Şurası niye olmuyor? Ha, bunun kültürü uygun değil. Yani kabul edilen kültür değil. Oranın kültürünü değiştirelim. Çok mu maliyetli olur? Olmuyormuş. Değiştir. Güzel. Şu an 37 duka gelir görünüyor. Ordu gücünü de çok kalabalık bir hale getirebiliyor ama tabii insan gücü problemi var. Müttefik olarak Fransa devleti bize insan gücü verse nasıl olur? Favorumuz kaç? 1. Yetmedi varaca. Bunlardan alamayız zaten. Arkadaş, bu kadar az insan gücü olmaz. Ben şimdi bize şunu ver. Bunu da çek. Ondan sonra burada bir favor kasalım biraz. İnsan gücü çekelim bunlardan. Al borcunu da öde. Hayırlı işler. Great Horde bizi sevmiyormuş. Bunlar burada iyi bir birlik kurmaya çalışmışlar ha. Tehlikeli olabilirler. Dikkatli olmak lazım. Süper güç sıralamasındaki yer kaybı da söz konusuymuş. Şunları getir. Bizim kendi yönetimimizden şu an bir ekstra şey kazanamıyoruz. Güzel. Hükümdarımız nasıl bir hükümdar? 4-6-2, 43 yaşında. Güzel, güzel, güzel. Güzel. Bir süre buradayız yani. Bunları getir. Bunları onunla birleştirelim olmazsa. Aynen. Çok fazla azalmıştı ama neyse, onu da düzeltmiş oluyoruz. Bir de toprak da alamamış. Sen ne yaptın burada arkadaş ya? Seni anlamak mümkün değil sayın dostum. 42 duka gelir var. Güzel. Ticaretli durumlar nasıl? Şöyle bakalım. Novgorod burada önemli bir güç ama sıkıntı yok. Ticaret gücünde gayet çekiyoruz. Bir problemimiz yok. Aha! Ulan uzun zaman burada kalırız dedik. Moskova'daki hükümdar da öldü. Kime bağlanacakmış? Fransa-Napoli savaşı. Peki, sıradaki ülke gelsin. Lan bir yerde düzgünce oynayamadık ya. O var ya, hep şeyin suçu. Brabant'ın suçu. Uzun yıllar orada oynadık. Ya da Rodos da olabilir, fark etmez. Uzun yıllar oynadık diye başımıza iş ya. Düzgün bir uzun süreli ülke yönetemiyoruz. Alçaklar sizi. Provence casusları her yerde. Efendim, sıradaki ülke geliyor. Ülkeden ülkeye nesil bunlar macerasında. Yeni ülkemiz. Bakalım neresi olacak. Acaba ilk 25'ten mi kura çekmeye başlasam? 22. sıradaki ülke geldi. Tamam, gerek kalmadı. Şimdi 22. sırada bakalım kim varmış?
Umarım devlet vardır. Merakla bekliyoruz. 22. sırada. Acaba kim var? Ney? Ha, yaşamıyor bu. Bu yaşamıyor abi. 0-0-0 diyor, baksana. Tamam, o zaman yeniden kura çekiyoruz. İşte bak, bu kötü oluyor. Yeniden kura çekmek biraz problem, ama belki o da bu işin heyecanı olacaktır diye düşünüyorum. Bununla alakalı mod diyor arkadaşlar da. Efendim, bu böyle özel bir mod yapıldı şimdi. Serimize özel. Onu kullanmayı tercih ediyorum şimdilik. Bir numara. Vallahi hile yok. Vallahi hile yok. Bak, çıkış kapısı falan var ama ben bir şey yapmadım. Kendi geldi bir numara. Hadi öyle işler. Şimdi. Bir numarada acaba kim var? Bir numarada bakalım kim var? Elbette bir devlet var bir numarada. Ve işte o devlet. Osmanlı mı? Yok, Ming'miş. MNY kargo. Peki. Keşke Osmanlı olaydı. Ya Osmanlı nasıl geçemezsin Ming'i? Arkadaş ya. Ayıp denen bir şey var be kardeşim ya. Evet, Uğur hocam, Ming oynasan olur mu? Al sana Ming. Ya işte bu seri bu yüzden güzel diyorum. Bir türlü anlatamıyorum. İstiyorsunuz mesela. Şimdi bir sürü ülke yazıyor arkadaşlar. Elbette hepsini oynamak istesek de bunu yapabilmemiz mümkün değil. Yani mümkün değil arkadaşlar bu iş. Ama böyle bir seri yapıyorsun abi. Tamam mı? Buyur, o seride rahat rahat bu söylediğin serileri yapabiliyoruz. Ülke geliyor, pat, serimizi yapıyoruz abi. Bu arada ben buna niye bastım acaba? Ülkeyi batırmak için herhalde. Şuraya bak, herkes birbirinden isyankar. Neyse, masraflar açıp şunları bir bastıralım. Ve devam edelim. Her şeye rağmen çok kalabalık bir ordu gücümüz var ama. Şimdi... Sayın yavrum, şuraya bir gelin bakalım. Bunlar paralı asker mi almış? Yürü. Tamam, sen de git. Topçuları doldurmuş. Biz bu devlette ne yapalım acaba? Development cost, core cost, defense, infantry combat, tax modifiyesi. Biz muhtemelen en çok tax'ten gelir elde ediyoruzdur. Aa, production'dan almışız. İyi. O zaman ne yapalım? Yani ticaret gücü değil de teksten devam edelim. Ticaret gücünü alacak çok fazla bir şeyimiz yok. Maalesef'tir ki. Yani. Çünkü her yerde üstün olduğumuzu düşünüyorum ticaret gücü olarak. Aynen öyle. Ekstra bir çabaya gerek yok şu anda. Peki biz ne alıyoruz bu adamlardan? Para alıyormuşuz. Bence para değil de. Ne eksiğimiz var bizim? Yönetim. Enstitü alacağız. Bence puan alalım bunlardan bol bol. Yani. Gerçi şu kaç duka veriyor? 10 duka veriyor. Bir admin puanı verecek. Versin abi. Bunlar admin puanı falan versin. Ama insan gücü mü verecek? Versin. Ha, ya da insan gücü toplarsın bir süre. Şunları hızlıca toplayasın diye, ama bu zaten hızlıca artar ya. Bu çok şey değil. Bas. Ha. Admin puanı veya diplomatik puan yapabilirsin. Basmak istiyorsan. Şimdi %25 tax modifiyesi aldık ya. Tax için işte yükseltme yaptığımızda en azından daha karlı olur diye düşünüyorum. Ben bunları birleştirmemiş miyim? Bunlar sonradan mı geldi? Burada kalsın bakayım. Bir de bak, vassallarımı görüyorsun değil mi? Nasıl geliyorlar, kurtarıyorlar. İşte bu. İşte Büyük Çin İmparatorluğu böyle bir ittifak oluşturur. Görüyorsunuz. Nereye gönderiyorsam orduyu. Topçu sayım daha fazla. Güzel. Bunları da getir. Tamam, oraya da bir yenelim. Hemen masrafları kısarız. Ama müthiş bir gelir var ülkede. O ayrı konu. Fikirleri neymiş bu ülkenin? Admin, defansif, ekonomik, ticaret. Güzel. Sizi geriye alalım. Bunlar neydi? Böyle bir şeydi. Bunların hepsi topçu. Abi yemiyor, içmiyor, adam topçu alıyor. Ama paralı asker almış ya, işte onu dengelemek için yapmış muhtemelen. Sen de şuraya bir yere geç. Başka da ordu yok herhalde. Güzel. Danışman olarak kimseyi almamışsın. 37 yaşında bir hükümdarın var. İndirimli bir danışman görüyorum şu anda. Maintenance. Tamam, hemen yükselt bunu. Hayırlı işler. Başka?
Ticaret. Aslında ticaret iyi ama indirimli değil. Improve aldım. Bir de kimi alayım? Bir tane indirimli danışma mı varmış koskoca ülkede, yazıklar olsun. Bunun misyon faaliyeti yapmasına gerek yok elbette. Tamam. Text modifiyesi aldım o zaman bir tane de. Güzel. 180 asker limiti var. Bir görev alalım. Hanzo'nun teksini en az 6 yap demiş. Kabul. Neresi orası? Burası. Yap geç. Hayırlı işler. En azından onları biraz daha memnun edelim dedim ama kaçmış, 28 olmuş ola ola. Güzel. Başka. Sur masraflarını kapatabiliriz. Ülkede zaten isyan riski de yok. Burada biraz çiftçilik yapsak güzel olur sanki. Bu ne veriyormuş? Mandate kazanımı, mutlakiyet kazanımı. Yolsuzluk alacağız. Lider Jin Huan ölecek diyor. 50, 10 puan mandate kaybı. 5 puan olsun. Bunu yükseltebiliriz bu arada. Yalnız ülke acayip bir ülke. Bu konuda evet. Efsane bir ülke. Başka. Profesyonellik böyle, paralar böyle, teknoloji geldi. Alırız abi. Teknolojide sıkıntı yok. Kavalri verdi değil mi? Tamam. Evet, birinci sıra ülke çıktı. Şimdi herkes bize bağlı mı etrafta? Bağlı. Kaza bağlayamayız. İstemez. Alakam yok der. Bunlardan tabii toprak alamıyorum. Toprak alsam işte oradan atlayalım dersin ama onu yapamıyorsun maalesef. Öyle bir şansın yok. Tondo. Gönder kalsın. Acaba ne yapsak? Daiviyet. Şu kimin? Ha. Bak mesela buraya savaş açma imkanımız var. Ayut Haya. 46 bin asker benim düşmanım. Mesela buraya savaş açsak Ayut Haya savaşa gelecek. 15. seviye teknolojisi var. Bence buraya girelim abis. Bununla da tributary yapmaya çalışalım. Şimdi buraya gelirsin. Buradan toprak alırsın. Bir de şuraya yaklaştın mı? Bunları bağlamaya gidersin kendine. Tabii bu bir sürü devleti kendine bağlamış. Ama bunu kendime bağlarsam iş biter gibi. Ama bunu nasıl bağlayacaksın tabii, o da ayrı konu. Halihazırda. Şimdi baksana, kendi subjekti var. Düşmanlık var. Güzel. Ya bunu savaşla kendine bağlayacaksın. O da ciddi bir agresifliğe neden oluyor. Onu yapar mıyım? Aslında yapabilirim ama şunu birleştirmedik değil mi? Getir. Başka düşman belirleyebileceğim ülke. Ayutaya yaparız. Sıkıntı yok. Burada başka, çünkü Hindistan'a çıkışı sağlayacak onu alırsak. Şey, yanlış bakıyorum ya. Şöyle bakacağız. Burayı alırsak buradan Ayutaya atlayıp oradan Hindistan gibi bir hamle olabilir aslında. Buradan bir toprak alacağız mesela. Ama bu zaten Ayutaya bağlı. Ha, bunu savaşça alacaksın o zaman. Öyle bir sıkıntı var. Komşu da değiliz ya. O problem işte. En iyisi ordularımı getireyim bölgeye. Bu savaşı yapalım biz. Gelin abi siz. Unrest. Alabiliriz. Sıkıntı yok. Siz de gelin. Yani şu an yok en azından. Sen de gel. Bu da gelsin. Ordular bir gelsin bölgeye. Şuraya geleyim. Sonra Ayutthaya meselesiyle ilgileniriz. Ayutthaya'dan bir tane toprak alsak şurada. Şu devletin bulunması da biraz problem ama böyle böyle gitmeye çalışırız artık bölgede. Peki başka. Şimdi bu başkentimizde bina falan faaliyeti şu an yapamıyoruz. 156 puana yükseltilebiliyormuş.
Bunun print and press'i Janzo. Kalsın şimdi, bakmıyorum ben o meseleye de. Bu 0.15 artıyor. Global trade ile alakalı nasıl bir problem var tam olarak? Global trade. Ha, global trade'i zaten ilan etmiştik. Biz sadece öbürünü ilan etmemiştik. Doğru. Tamam, bastırırız. Şunu aç. Sen geriye dön. Ordu masraflarını yavaştan verelim. Ondan sonra buraya dev basacağız. Gel kardeşim. Şunu aç. Var mı? Birkaç kere bundan bas. Bir tane bundan bas. 0.15. Peki bu bir yerde yayılmış olabilir mi? Yok değil mi? Buralarda bir yerde yok. Tamam. Güzel. Şu savaşı açalım biz. Lanna savaşa gelecek ama kendisinde çok fazla gücü yok. Gerçi az diyoruz ama bunlar toplamda bayağı bir askerle gelecek Ayutaya. 52 bin askeri var. Limitleri kaç bunun? Biraz uğraştıracak gibi. Şu, evet. Oo, 93 bine çıkabiliyor. Abi bu savaş yorar bizi yalnız. Bu savaş şu an yorar bizi. Önce ne yapacağız? İnsan gücümüzü bir arttıralım. Gerçi biraz profesyonellik çekebiliriz. Sonra asker alalım. Şuradan 20, 2, 8 gibi. 30 bin asker. Burada hazırlasın. Sen de git bunu bir an önce. Başka Ayutthaya savaşında, çünkü bu adam çok fazla askere ulaşacak. Ha, hızlıca yenersin ama savaşta bağlamak istersen, gerçi o da çok agresiflik kazandırır diye yapmak istemiyorum. Moralimiz gayet iyi. Tabii ordumuz toparlayamadığı için problem oldu. Başka, tamam, siz geri gelin. Orada durmanıza gerek yok. Şu ordu bir hazır olsun. Ondan sonra savaşı açarız. Donanmamızı kullansak mı? Bence kullanalım. Donanma masrafları açılsın. Donanmayı da alırız, buraya geliriz. Şuraya koyarız. Kaç tane? İki tane de amiral hakkım var, güzel. Gel sen de böyle abicim. Şuradan toprak alacağız. Bir tane de Ayutthaya'dan alsak gayet güzel olur diye düşünüyorum. Ne kadar admin puanı kazanıyoruz tahmini? 5, 9, 14, 20, 25, 31 puan. 12'ye bölsen yaklaşık işte 2,5 puanlık bir artış var neredeyse. Öyle bir şey. 2 puanlık. 3 puana yakın. Hükümdar da 39 yaşında. Topla abi askerleri. Savaşı açalım. Buraya bir girelim. Bu bana bağlanmak istemiyor zaten. Gitmiş Ayutaya ile anlaşmış. O yüzden bizim bu savaşta kendisine aklına başına getir diye bir hareket yapmamız gerekmektedir. Ordunun başına şu general olsun. Gelsin kuşatmaya hemen. Bunlar da desteğe gelsin. Ya da dur bakayım, buralara geçebiliriz. Terminatör bir general var. Buraya gelsin. Bunları da getir. Tamam. Diğer ordumuz da hazır. O da geliyor. Donanmayı da getir. Şurayı kuşatsın. Başkent bölgesini. Güzel. Hızlı bir şekilde şimdi Ayutthaya'yı pes ettirmemiz lazım. Peki Ayutthaya, işte şu anda mesela tribüter yapabilirim ama 90 agresifliğe neden olacak. Gerçi çok güzel prestij alacağım ama 90 prestij çok fazla abi ya. Normalde savaş nedenimiz var aslında bizim. Komşu olduğumuz devletleri açabiliyoruz ya. Onu kullansak daha iyi olacak işte. O yüzden şimdilik bu adamla basit bir anlaşma veya ne bileyim power projection kasacağımız bir hareket yapabiliriz. Şurada yakalayayım ben diyecektim ama geri gitti. Ha, gelsen böyle. Gerçi arkadan desteği geliyor. Bunları da getirmen lazım o zaman. Aslında bunu imha etsek güzelmiş. Bir tane general. Sen orada kaldın. Bunlar geliyor. Siz daha gelemediniz.
Bu alçak şuraya geçsin. Bu burada kayıp mı yaşıyor? Sen şuraya gel. Tamam, ordu ne yaptı? Burası çok kalabalık abi. Bak saldırsak gördün mü? Arkada destek kuvvet var. Ondan dolayı zaten göndermiyorum üzerine hemen. Bir tane daha general ver. Abi bunlar ne kadar çapsız insan böyle. Koskoca Çin İmparatorluğu, Çin medeniyeti. Bir tane dozgün general bulamıyor ya. Yazıklar olsun. Kaç general hakkımız var? Bir tane daha ver. Tamam. Buraya geçeyim mi yalandan? Benim ordum daha iyidir bunlardan. Teknolojide bayağı gerideler. Şöyle bir şey yapabiliriz. Ha. Ona sen buraya geçtikten sonra... Oy, güzel yendi yalnız. Şimdi sen abicim... Ha, burada surlardan dolayı takıldın değil mi? Güzel. O kaçamasın bir yere. Ya da buraya kilitlensin. Tamam, yiyelim bunu burada. Güzel. Sen oraya geleceğim diyorsun. Peki. Şunu keşke durdursaydık. Gitmesine gerek yoktu. Şimdi başka. Donanma burada kuşatmaya yardım ediyor. Siz buraya geçseniz. Güzel. Şu adamı. Meritokrasi kaybedeceğiz. 5 puan. Bir tane yolsuzluk indirimi. Ha, yolsuzluk var bizde değil mi? Improve 3 puanlık. İkisinde de aynı durum gerçekleşiyor ama Improve 3 puanlık indirimli verecek. %50. Bence çok daha mantıklı bir hareket bu. Gerçi o kadar para bizim için önemli değil. 6 dukalar komik paralar olacak ama. Yine de o indirimi almak. Yani yolsuzluğu zaten indiriyoruz. Masraflar açık. Biraz daha arttırabiliriz hatta. Çok zengin bir ülkeyiz. En başta onu söylemek lazım. Yani devasa bir ekonomi. Belki de bu macerada ilk kez bir ülkeyle hiç ekonomiye bakmadan oynayacağız. Rahat rahat. Yani Savoy'un da ekonomisi fena değildi. Hollanda'da belki bir tık öyle ama yani bunun kadar da rahat değil. Bunda devasa bir ekonomi var. Rahat rahat oynayacağız. Zaten adam birinci sırada. Daha ötesi yok yani bu işin. Yapacak bir şey yok. Bu arada ben çıkış kapımız var diye ağzımdan kaçırdım değil mi ya şey? Arka kapı. Acaba bilerek mi yaptım? Acaba bir ikinci sıradaki ülke gelir mi? Onu düşünmeye başlıyorum. Seren'in bekası için. Geç kenara. Rodos ne oldu bu arada? Yaşıyor mu? Yaşıyor abi. 6 tane gemisi kalmış garibim ya. Napoli mi? Oo, Napoli Aragon'a yeniliyor. Avusturya salmış onu. Savoy artık sen de atlasan buraya alsan diyordum ama oraya Aragon'u alacak herhalde. Osmanlı candarı yutmamaya devam ediyor. Burada böyle durumlar var. Dünyada neler oluyor? Tur yapıyoruz ufak çaplı. Güzel. Peki devam. Şimdi ben size başka ne diyeyim? Bu arkadaşımızla görüşmelerimizi tamamlayacağız. Ming'in vassalım olsun. Ming Vassal. Bu Vassal. Çok az agresiflikle. Bu yalnız tribüter olacak değil mi ya bu şey? Ha? Nasıl Vassal bu? Bir tane de burayı versin. Koca ülke toprak alsam daha fazla agresiflik değil mi? Şimdi PLH yok. Buna gerek yok. Şunu yaparız ama. Bunu yaparız. Böyle bir anlaşma. Ayutthaya'nın yanına gelmiş oluruz. Ayutthaya ile anlaşmamızı ise aslında... Of bu ne? Şöyle bir şey yapsak güzel olacak gibi. Bunu yaptığım anda... Sen kime veriyorsun? Buna. Anladım ben seni. Çözeceğiz. Onları da bağlayacağız sırayla kendimize. Şimdi Ming değil... Orduya bir saldırı yapalım. Bunlar da buraya dalsın. Bunlar nereye gidiyor acaba? Alçaklar. Tamam şimdi sen şu başkente geç. Benim donanma hala tamir olmamış. Şunlar geriye gitsin.
Güzel. Kaç sayı askeri var bunun? 59 bin. Ben 90 binlere çıkartır dedim ama hiç asker sayılarını arttırmadılar. Bunları yakala, sana zahmet. Başka. Bu bölgede oynamamızı isteyen arkadaşlar. Buyurun geldik abi Ming'le şimdi. Buradaki ülkelerle oynuyoruz şu an. Bir güzel. Bir tane asker ver. Şöyle şu limanı kuşatsın ya da bakayım. Ya uzun yolu olmayacak şekilde yok mu abi şuraya bir gelebilmek? Mümkün değil mi? Vay arkadaş ya. Burası birinci seviye miydi? Tamam şu iki asker şuraya bir yere gelsin. Bu limandan en azından tamir olur. I'm at sea. Sen ne yaptın yavrum? Şöyle sen de geriye dön de bak şehirlerimizi işgal edecek alçaklar. Koş. Bir komutan daha ver. Oy sonunda ya bir tane düzgün bir general. Arkadaş kaç defa general aradık ya. İşgalde yedik Ayutthaya'dan. Güzel. 50 işler. Kim bu dostum? Gariban devlet savaşa gelirim diyor. Gelme abi. Bir de seninle mi uğraşacağız şimdi? Koş. Burayı vurup alacağım. Teknoloji sorunum olmadığı için uğraşmıyorum. Geç hadi buraya. Orası da mı kurtarmadı? Bana ne ya bir ilişkiden? Buraya geç. Tamam. Sen ne yaptın? Geldin. -28. Ya da bıraksak mı acaba? Savaş nedenimizi ben işgal etmedim bu arada. Doğru. Abi ben... Puhutan. Ha. Tamam ya Puhutan dediği bu. Bunu vassal yapıyorum lan diyorum. Yo o da değil. Mong Puhutan. Ha tamam neyse işte. Mong Puhutan işte o. Ulan diyorum nasıl oluyor? Şu devletin agresifliği daha az. Vassal alıyorum daha az. Şimdi fark ettim. Nerede saldırı var donanmamıza? Ha. Ticaret işleri yapmaya çalışan donanmamıza alçaklar saldırı yaptı. Bu gitti galiba. Geçmiş olsun. Birazdan bana bağlanacaksın zaten. Ya da bakayım bana bağlanmayacaksın gerçi. Tributary'yi bu anlaşmada sunamıyoruz. Çünkü bu arkadaş seni koruyor. Ha ne yaparsın? Şuradan. Ama o da 99 skormuş zaten. İptal etmek öyle kolay değil diyor. Neyse geç bakalım. Ama ne olur ben savaş açarım bunu kendime bağlamak için. Bunu açtığım anda otomatik olarak zaten bunlarla ilgili problem kalmayacak. Sen de şöyle git yani tek tek bunlarla uğraşmaktansa öyle bir hamle yapsak daha iyi olabilir diyorum. Sen şöyle geç. Kaç oldu skorum burada? 39. Bir tane toprak ver dedik ya. Yetmedi bunu da ver o zaman. Şunu. Gerçi işte Ayutthaya. Neyse isteriz. Ya da bilmiyorum istemesek belki daha mantıklı olabilir ama. 56 skor. Hemen ateşkes bitsin diye diyorum. Gerçi istesek kaç yıl istemesek kaç yıl. Hesaplayalım bakalım görelim. 1628 4 yıl. 4 yıl beklemek. Beklersin abi. Gayet güzel bir puan alma ihtimalin var. Bir tane daha düşmanın eksilecek sonra zaten. Bu puanı bir daha nerede bulacaksın? Sen de geriye gel. Bunu da getir buraya. Biraz insan gücü kaybımız var. Şimdi bu terbiyesiz ahlaksız devlet anlaşmak istemiyor mu abi? Emin mi bu? Şöyle yapalım. Sen bir geç bir dur. Önce bir geç. Bunlar geçsin hadi. Şunları bölüyorsun. Başlıyorsun işgale. Bu alçak yalvaracak anlaşma yapmak için Ayutthaya. Ne demek anlaşma yapmıyorum Ming İmparatorluğuyla? Yenildin ulan işte anlaş. Alçak. Hain. Ayutthaya 56 skor var. Daha ne istiyorsun be? İnanılmaz ya. Sen şunu yen. Ne kadar askeri var? 59 bin. Bunlar. Abi bunların hepsi topçu. Oha.
Piyadeleri nerede lan bunların? Ha burada değil mi? Doğru. Bölündü gitti. Ya benim yeni piyade basmam lazım bunlar için. İki tane ordu çıkar bundan. Navi yine saldırı aldı. Bu anlaşmıyor hala. Ya gel bakayım bir şuraya. Uğraşmıyorum diye var ya gidip gidip gemileri yenip durdu ha. Alçağa bak ya. Bak onları da yok et. Ha, işgal de kaldırıldı. 71 skor var. Tuhaf bir devlet. Yani yenilgiler diyor ki ben diyor daha fazla yenilmeliyim diyor. Bu kadar yenilgi bana diyor iyi gelmiyor diyor. Ben diyor daha fazla yenildiğimde mutlu oluyorum diyor kendileri. 72. Az kaldı. Geç. Geç. Farkında olmadan dağlık alanda saldırmışız. Geç. İn. Tamam. Güzel. Ben de Mink'le yıllardır oynamıyorum bu arada. Bir sürü yenilik geldi buna. Gerçi Mink'le en son ne zaman oynadım onu bile hatırlamıyorum. Oynadım mı onu bile hatırlamıyorum. Bak konu nereye gitti? Uzun zaman oldu. Ama onun da tabii eğlencesi bir başka oluyor. Hadi git. Güle güle. Şimdi sen buraya geçmeliydin ama orası şimdi bizim için çok önemli değil. Evet, 88 skor var. Ne dedik abi? Bunu vereceksin dedik kendimize. Başka başkentinden development çalmak. Olabilir. Olabilitesi var. Ticaret aktarsın. Biraz prestij. Ama prestijim zaten boldu da neyse. Gerçi dur ya. Uzun süreli bir anlaşma yapmaya gerek yok. 1625. Bu şekilde anlaşabiliriz. Biraz belki ekstra para alırdım ama. Onun dışında çok gerekli değil. Ama şimdi benim bu adamlarla ateşkesim var. Ateşkesten sonra benim mandate hak iddiası almam lazım bunlardan diye düşünüyorum. Ateşkesten sonra ya da engelliyor muydu? Engellememesi lazım ya bunun gelebilmesi lazım aslında. Yani sen şurada dur o zaman. Sen de böyle geç. Masrafları biraz kısalım. Hatta komple kapatabiliriz fark etmez. Donanma masrafları da kapatılabilir. Güzel. Şimdi başka ne diyeceğiz? Başka. Sur masrafları kapatılabilir keza. Güzel. Bir tek şunun development'ı kaldı. 192. Ha bu bitti. Yüzde kaça karşılık geliyor bu? %4,4. Bayağı bir az. Yani bunlara başlayacak bitirecek de daha çok yolumuz var. Peki efendim bir bölümün daha sonuna geldik. Önümüzdeki bölüm kaldığımız yerden devam edelim. Şunu yanlış hatırlıyorsam düzeltirim zaten ama benim bunlarla savaş nedenim gelişmesi lazım. Ha şu işte. Tamam. Komşu olduk geldi. Ateşkes bittiği anda buna savaş açarız. Kendimize bağlarız. Problem kalmaz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Farklı bölümler yine devam edeceğiz. Yani şurayı da alabilirdik bundan fark etmez. Ben burayı aldım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakınız efendim. Hoşçakalınız. Buralara da atlayıp bunları da bağlamak güzel olur diye düşünüyorum. Bakalım. O zamana kadar yaşar mı acaba hükümdar?